Aracımız Mercedes E serisi E250 2015 model. Bu aracımızda OEM navigasyon multimedya istasyonu kurulumu gerçekleştirdik. Sistem oldukça başarılı. Gayet düzgün çalışıyor. Orijinal audio cihazımız yerinde duruyor. Sadece ekranı değiştiriyoruz. Ekran değişimi ve sistem arasına giren video interfeys sayesinde yüksek rezolasyonlu 7 inç monitöre kavuşuyoruz. Ekran çerçevemiz değişiyor. Sistem içerisinde Android desteği yerini alıyor. Saygıç navigasyon oldukça başarılı ve düzgün çalışıyor. Aracın direksiyon kumandaları aynı şekliyle düzgün bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Arabanın orijinal menüsü ekranın altında bir pop-up ekran sayesinde denetleniyor. Bu şekilde hem orijinal teybi hem de mevcut Android işletim sistemini görebiliyoruz. Android kullanıcıları bu uygulamaları yakından takip ediyorlardır. Android ekranda ekran artalan dediğimiz arka yüzü dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Telefonunuzu araç içerisinde yalnızca bir modem gibi kullanarak telefondan bağımsız tüm uygulamaları, tüm aplikasyonları arabanın orijinal ekranında kullanma şansımız oluşuyor. Wi-Fi arayüzüyle doğrudan telefona veya araca ilave edilecek bir modeme bağlanabilme şansımız var. Kısacası küçük bir car PC gibi düşünebiliriz. Command uygulamasını yapamadığımız, maliyet olarak yüksek çıkan projelerde bu tarz uygulamalarda bir hayli popüler, son zamanlarda bayağı talep gören uygulamalardan. Ama tabii ki bir komandın vermiş olduğu keyfi, zevki maalesef veremiyor. Ekran çözünürlüğü bir hayli yüksek de olsa bu tarz ürünlerde orijinal kullanım her zaman için aracın iDrive diye tabir ettiğimiz aşağıdaki jog kontrol üzerinden sağlanıyor. Ama dokunmatik sistemlerde kontrol noktası aracın ekranının kendisi oluyor. Bu da sürüş konforunuzu birazcık rahatsız edici hale gelebiliyor. Bir de ekranın sürekli parmak değiyor olması kirlenmelere karşı, lekelenmelere karşı can sıkıcı hale gelebiliyor ama kullanımsal olarak ciddi anlamda güzel bir kullanıma sahip. Sistem montajı gerçekleştikten sonra aracı AUX pozisyonuna alarak multimedya yakasındaki tüm görüntünün ses kaynağını arabanın hoparlörleriyle buluşturabiliyoruz. Bu uygulama sonrasında araçta dolayısıyla 2 tane Bluetooth olmak zorunda oluyor. A2DP dediğimiz ses transferi yine aynı şekilde gerçekleşebiliyor. USB çift çıkışa sahip. 2 adet USB'nin bir tanesini Easy Connected için kullanıyoruz. Kolay bağlantı sistemi özellikle Android sistemlerde telefonu doğrudan paralel ekran durumuna getirerek telefonu hiç elinize almadan telefon ekranının olduğu gibi arabanın orijinal ekranında kontrol edebilme yeteneğine sahip oluyorsunuz. İkinci USB ise yüksek yığınlı data bellekleri kontrol edebilmek için 2,5 inçlik 500 GB veya 1 TB'lık hard diskleri FAT32 formatında aracınıza kolaylıkla bağlayıp videolarınızı ve müziklerinizi seyredebiliyorsunuz. Bunun haricinde geliştirmeye açık bir platform olduğu için Android App Store vasıtasıyla veya gelecekte oluşacak yeni güncellemelerle sürümü sürekli ileriye götürmek mümkün. Başka neyimiz var? Başka geri görüş kameramız var. Geri görüş kamerası arabanın platformuna direkt olarak bağlı. Geri görüş kamerası bölümüne geçtiğimiz zaman ekranda orijinalinde olduğu gibi yönerge çizgilerimizi görüyoruz ve direksiyonumuza duyarlı bir şekilde sağa sola hareket edebiliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.